Ben burada Jaipur'a gitmek için resmen saatleri sayıyorum. Jaipur'a adımını attığın an seni kolundan tuttukları gibi sınırdan kovarlar. İnsan açgözlü olmayacak. Elindekilerle mutlu olmayı her zaman bilmek lazım. Yine kim bilir kimin başı derde girdi de beni arıyor acaba. Alo, kimsiniz? Siz? Bir dakika. Kim o? Bana hesap sorma, dinle şimdi. Doğrucu odama git. Büyük dolabı aç, orada not defterim ve kağıtlar var. Git getir. Çok dikkatli ol. Baban bugün işe gitmek istemedi. Şekerleme yapmak için içeri gitti. Uyanmasın. Tamam anne. O da ne? Ben sana dışarıda bekle dememiş miydim? Senin kitabında sabır diye bir kelime geçmiyor galiba. Ne oldu? Biri yalan yanlış haber mi verdi? Bugün bedava tatlı dağıtma günü mü dediler? Neden geldin? Aslında isterseniz paraya ihtiyacım var. O yüzden geldim. Benim sana ihtiyacım yok canım. Başına zorla bela aramasan iyi edersin. İşi de yapamadın. Adam yaşıyor. Öldürmen gereken adamı öldüremedin. Benden istediğiniz her şeyi yaptım. Yeter. Hı. Bundan böyle onun mu annen olmasını istiyorsun? O yüzden mi avans verdin? Al. Sizinle 5.000 rupi için anlaşmıştık. Anlaşmaya göre sen de odayı yakacaktın. Başaramadın, öyle değil mi? Çıkan ateş sadece gaz lambası yakmaya yetti. Şimdi biri seni görmeden çabuk git artık buradan. Ne oldu? Ne kırıldı? Hayır efendim, para falan veremem. Ne yapacaksın? Şikayet mi edeceksin? Et o zaman. Ama efendim... Konuşma. Ne oldu? Önemli bir şey yok. İşçilerin gelip gidip yalvarması bitmiyor. Bu kızı yemek servisine yardım etsin diye çağırmıştım. İyi de düğün yapıldı mı neden bedava hediye dağıtayım? Üstelik evin hali ortada, her yer mahvoldu. O yangın kim bilir ne yüzünden çıktı. Evimin haline bak. Fakire benziyor. Biraz para ver. Yüzü gülsün kızın. Vermez olur muyum? Verdim. Verdiğimi beğenmedi. O yüzden suratını astı. Az önce de kavanozlardan birini kırdı. Tam zarar ziyan. Bana bak. Durma artık burada. Hadi bakalım evine git. Unutma. Kocam BSD askeridir, tamam mı? Hadi git. Abi nasıl, uyuyor mu? Evet ama onunla yakından ilgilenmemiz gerek. Hepimiz buradayız zaten. Tabii ki ilgileneceğiz. İnsana ailesi bakmayacak olduktan sonra kim bakar sen söyle lütfen. Onu bu kadar düşündüğünü görmek beni mutlu etti. Mutlu ol tabii. Hadi sen de git. Ben cam kırıklarını temizlerim. Tabii ben değil, sen yapacaksın.